أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cuma'ya doğru programı izleyenleri, bugünkü programımızı Esençam köyünde Abdal Gazi türbesinde çekiyoruz. Bize Abdal Gazi Hazretleri'nin geçmişini ve buradaki türbesinin hikayesini anlatacak. Süreyya Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Abdal ederim. Abdal Gazi Hazretleri evet. Türbesindeyiz şu an. Evet. Sizlerden de bu türbeyle ilgili biraz görüşünüzü almak istiyoruz. Teşekkür ederim. Nasıl oluşmuş burası? Evet, teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Abdal Gazi Hazretleri, Kattasallahu Sirrahul Aziz. Hocamız Türkistan Şeyhi Hacı Ahmet Yesevi Rahmetül Aleyh'in halifelerinden ve talebelerindendir. O dönemde yetişmiştir. Asker kökenlidir. Hacı Ahmet Yesevi'den kısaca bahsedelim. Türkistan Şeyhi. Bu Türkistan'da doğmuş, Seyram şehrinde. Büyük velilerdendir, Allah dostlarındandır. Aynı zamanda özellikle 1071 Malatya seferinden sonra
Balkanlar, Trakya ve Anadolu'da İslamlaşması, irşat ve tebliğlerinde çok büyük faydalar olan mübarek bir zattır Hacı Ahmet Yesevi Kuddise Sırrı. Onun için Türkistan Şeyhi veya Piri Türkistan denilmiştir. Talebelerde meşhurdur. Özellikle Horasan ve Buhara Alp Erenleri diye geçen kişiler, zatlar bu Ahmet Yesevi hocamızın gönderdiği pirlerdir. İşte Şehit Abdalgazi Kaddesallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri de onlardan biridir. O dönemde Anadolu Selçuk Devleti hakimdi Anadolu topraklarında. Buhara ve Horasan'dan Abdalgazi Hazretleri ve ekibi arkadaşlar Alp Erenler Anadolu'yu hem fetih hem irşat ve tebliğ göreviyle görevlendirdikleri için buraya kadar geliyorlar. Burada şu gördüğünüz arazide küçük bir kışla gibi yer kurmuşlardı. 40 kişiler ortalama. Bunlar daha sonra şimdiki adıyla Konrad, eski adıyla o zaman Bizansların yerleşim birimi olan Konsapa veya Üsküp'te Bizanslar tarafından bir gece yarısı yapılan baskında hepsi şehit edildi. Abdal Hazretleri tarihi kaynaklarda geçen Abdalanu Rum diye geçer. Abdalanu Rum. Rum yani bu taraftaki topraklar, İstanbul ve etrafı Rumi topraklar. Abdalanu Rum, Rumi topraklara gidip İslam'ı tebliğ ve irşad eden Buhara ve Horasan Alp Erenlerine denir. Çok yerde de bunlar mevcuttur. Bu mübarekler buraya geliyorlar. Abdal Hazretleri kendisi büyük şeyhlerdendir. Nakşi, Kadiri, Halidi, Halveti, Yesevi'dir özellikle. Ahmet Yesevi hocamızdan dolayı. Kerametleri de zahirdir. Hala halk arasında kerametleri devam etmektedir. Çok şahidi de vardır. Gece yarısı baskınında savunurken şehit ediliyor. Yaklaşık 40'a yakın kişi var. Daha önce diğerlerinin kabirleri de mevcuttu ama zamanla kayboldu. Her sene Allah nasip ederse Mevlud-i Şerifleri yapılıyor. Yaklaşık 850 senedir Mevlud-i Şerifleri yapılıyor. Daha önce yöreseldi. Allah ömür verirse inşallah genel manada yapmak istiyoruz. Ve tanıtımı kuvvetlendikçe yıl dışından gelen birçok kişi var. Ziyaret ediyorlar, geceleri kalıyorlar, dua ediyorlar, namaz kılıyorlar, sohbet ediyorlar. Fakat sorun olarak en büyük sorunumuz elektrik sorunu. Ben elektriği şimdi bağlatamadık. Şimdi burada elektrik yok. Evet. Şu an beraber geldik. Yolumuz da çok kötü. Evet. Bu kadar kıymetli zatların burada olmasına rağmen evet. Bu yollar niçin yapılmıyor? Buraya evet. Niçin elektrik verilmiyor? Yani o konuda pek bilgimiz yok. Biz idari mercilere resmi olarak gerek yöneticiler muhtarlık kanalıyla sayın vekillerimizle ilgilendiler zamanında ama sonuçlanamadı. Yani ilgilenmesi gerekiyor. Bir şey diyemiyorum yani. Peki buranın derneği var mı? Şu ya an, köy muhtarlığı neler yapıyor burada? Şu anda dernek veya vakfı yok. Daha kuramadı muhtarlar. Yalnız gönüllü vatandaşlar fahri olarak ilgileniyor. Allah razı olsun çoğu yardım eden kişiler oldu. Ama dediğim gibi tamamen özveriyle yürütülüyor şu anda. Peki her yıl burada biliyorsunuz evet. Mevlüt-i Şerif düzenleniyor. Evet, düzenleniyor. Bu Mevlüt-i Şerif ne zaman olacak? Bunu da halkımıza evet. Anlatırsanız. Evet bu sene 2019 Mevlüt-i Şerif'i Allah nasip ederse 7 Temmuz Pazar günü. Burada olacak. Bütün halkımızı davet ediyoruz sevenlerini. 11.30 gibi başlayacak. Öğlen namazından sonra da yemek ikramımız olacaktır. Muhtemelen belediyenin önünden bir otobüs kalkacak. Abdalgazi Hazretleri için. Anonslarda da halkımız duyacaktır inşallah. 7 Temmuz Pazar. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Burada şimdi Abdal Hazretleri türbesindeyiz. Evet. Mehmet Zahit Korku. Çeşmesinin başındayız. Evet. Bu çeşmeyi ne zaman yaptınız? Ne şartlarda oldu? Bu çeşme Abdal Hazretleri'nin kabri şerifi onarılırken yapıldı. Mehmet Zahid Kodku Rahmetül Aleyh ile ilişkisi nedir derseniz Abdal Hazretleri'ni Buhara ve Semerkant'tan yani Türkistan'dan bu tarafa gönderen Türkistan Şeyhi Ahmet Yesevi Rahmetül Aleyh hocamızın hocası Yusuf Hemedani'dir. Kendisi onun talebesi ve halifesidir. Kendisi de Abdülkali Gonçduvani Kaddesallahu Sırrahul Aziz'in şeyhidir. Yani hocasıdır. Dolayısıyla Mehmet Zahid Kodku Rahmetül Aleyh de Turiki Aliye'de Gümüşhane ve Tekkesi'nin şeyhlerindendir. Kutbul Arif'in diye geçer. Her ikisi de aynı silsileye mensuptur. Yani o zamandan beri 1200-1300 senedir aynı silsileye devam ettiren zatlardır. Gümüşhane ve Tekkesi'ye geçiyor. Yani hocamızın hocalarının aynı zamanda Yusuf Hemedani ve Abdülkali Gonçduvani şeyhleri oluyor. Ahmet Yesevi hocamızın da ki Abdalgazi'yi bu tarafa gönderen Buhara Horasan Alperen'den gönderen şahıs olarak aynı silsileye bağlı oldukları için hatırına, anısına, hatırasına bu çeşmeyi yaptık. Cenab-ı Hak hepsinin hayır dua, teveccüh ve himmetlerini de üzerimizden eksik etmesin inşallah. Herkese bir Fatiha okusun nasip ederim inşallah. Oksijen TV izleyenleri bugünkü programımızı
Abdal Gazi Hazretleri Türbesi'nden çekiyoruz. Konuğumuz Büyük Cami imamımız Kasım Aksoy. Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok güzel bir mekanda program yapacağız. İnşallah. Dini büyüklerimizi tanıtmak için çıktığımız yolda insanlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Biz de bu amaçla buraya geldik. Çekimlerimizi yaptık. Sizden de haç ve kurbanla ilgili bazı bilgiler almak istiyoruz. İnşallah. Öncelikle hocam, haç ibadeti nedir? Kimlere farzdır? Bundan başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Evet, şimdi hac ibadeti ömürde bir defa yapılır, farzdır. Çünkü hac ibadeti belli zamanda belli mekanları ziyaretten ibarettir. Mekanlar değişmeyince, mekan aynı olunca bir defa hac yapmak yeterli oluyor. Namaz vakitleri farklı olduğu için namaz vakti tekrar ediyor mesela. Bir gün kılıyorsun, sonra gün gene kılmak lazım. Çünkü günler değişiyor, vakitler değişiyor. Onun için her gün ayrı ayrı namaz kılmak icap ediyor. Hac ibadeti ömürde bir defadır. Yani farz olan bir defadır. Onun dışında yapılan hac işte ibadet, nafile ibadet oluyor. Nafile hac, adak olmuşsa, nezir olmuşsa bir de o hac nezir oluyor. Bunun dışında başka hac çeşidi yoktur yani. Hocam şimdi haca gitmekte biliyorsunuz Arabistan hükümeti kotalar koydu. Evet. Bu kotalar çok gitmek isteyen var fakat haca yazılıyor insanlar 10 yıl bekliyorlar, 20 yıl bekliyorlar, 5 yıl bekliyorlar. Bu nasıl olmalı? Daha önceki yıllarda otobüslerle gidiliyordu, daha rahat gidiliyordu. Uçakla olunca böyle oldu. Bir kota kondu yani. Tabii şimdi yer aynı, mekan aynı olunca nüfus artıyor tabii. Nüfus çoğaldı. Müracaatlar artınca tabii işin mahiyetini bilmiyoruz biz. Zahire göre konuşmak icap ediyor. Kota kondu deniyor. İşte nüfus başına göre, nüfusa göre, her ülkenin nüfusuna göre ayarlanıyor bu hac işi. Ama iç yüzü nedir, mahiyet nedir onu bilmiyoruz tabiatıyla. Karayolu kalktı tabii. Otobüsler gidemiyor. Sadece havayoluyla hacca gidiliyor. Tabii temenni ederiz ki kota kalksın. Kota uygulanmasın ama orada işte hizmet olayı nasıl olur, nasıl gider, o kadar insana hizmet verme olabilir mi, o mekanlara sığar mı o insanlar? Tabi bu ayrı bir sorun başlı başına. İşte bugünkü haliyle işte kota uygun görülüyor ve kotaya herkes uymak zorunda. Yani haccın birkaç tane şartı var da şimdi bugün soruluyor. Ben diyorum ki haccın eğer kura çıkarsa farzdır. Kura çıkmayınca imkanı yok yani gitmenin. Peki hocam şimdi halkımız arasında ölmüşlerin yerine hacca gitme diye bir adet var. Evet. Bu nedenli sizce doğru? Şimdi adam hac farz idi. Hac farz oldu ama erteledi, gitmedi adam. Yani gitmedi. Ondan sonra ömür vefa etmedi, öldü. Bu adam sorumluluktan kurtulamaz. Sorumludur. Hastalanınca birine, oğluna veya bir yakınına, birisine al şu parayı benim yerime hac yap derse, hasta olup gidemiyorsa o hac geçerlidir. Ama böyle bir şey demeden ölmüşse mirasçıları, varisleri onun yerine hac yaparlarsa inşallah ondan düşer bu hac, vebali düşer. Ama hac yapmamış, uzun süre gitmemiş hacca, sağlığı elverişliydi gitmemiş efendim, biraz yaşlarında giderim düşünmüş falan filan neyi düşünmüşse gitmemiş. Hac mesuliyetinden kurtulamaz o adam. Onun için hac ibadetinde fevridir, yani aceledir diyor. Hac farz oldu mu, yani maddi imkanlar oldu mu hemen hacı yapın diyor fıkıhlarda, öyle yazıyor. Peki hocam, hacın belli vakti ve çeşitleri var mıdır? Bunu bir açar mısın? Peki hacın belli vakti. Şimdi kitaplarımızda mekani mahsus, zamanı mahsus hacın, yani özel zaman, belli zamanda belli mekanları ziyaret etmekten ibarettir. Haccın zamanı mahsusu, özel zamanı Kurban Bayramı'nın 3 günüdür haccın zamanı. 1., 2. ve 3. günüdür. Efendim haccın
mekanı, yapılacağı yer mesela Harem-i Şerif, Beytullah'ın ziyareti, Arafat vakfesi ve Cemerat'ta şeytan taşlamakla hac biter. Yani 3 günde hac biter aslında. Medine ziyareti, Mekke'de yerleri ziyaretler, nafile ibadetlerdir onlar. 7 gün namaz kılmak gerekiyor diye bir şey var. O nedir? O hadise dayanıyor tabi. Hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 8 gün, 40 vakit namazı diyor. Benim mescidimde kılana işte şefaatim vacip olur. Günahları affedilir gibi hadisler var. Ama illa bunları yani kılmak da şart değil tabi. Ne zaman yapılacağı, hangi mekanlar ziyaret edileceği işte bayram namaz bayram günlerinde yapılır. 3 gün demiştiniz. 8 gün orada 8 vakit 40 vakit namaz kılınır Medine'de. Bunlar hacın şartı değil yani. Hacın kabul olmasının şart değil bunlar. Nafile ibadettir bunlar. Yapılır vakit müsaitse, şartla el veriyorsa bunlar yapılması lazım tabii. 40 vakit namazın. Peki hocam şimdi biliyorsunuz Haç'ta Safa ile Merve tepesi var biliyorsunuz. Peygamber. Safa Merve evet. Burada susuzluktan yandığı için 7 sefer gitmiş gelmiş en sonunda su bulmuş. Hazreti Hacer validemiz Hazreti İsmail'in annesi efendim. Tabii o zaman Zemzem suyunu. O zamanki şartlarda tabii İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi İsmail'le beraber oraya bırakmış. Harem Beytullah'ın olduğu yere. Size Allah'a emanet ediyorum. Ayet-i kerimede öyle geçiyor. Allah'a bıraktım sizi ve gidiyorum ben. Tabii o gidince sıcak tabi vurunca Hazreti Hacer su ihtiyacı duymuş. Oğlu susamış, kendi susamış falan. Ne yapayım? Öbür tarafa az gitmiş. Zemzem'in olduğu yerden. Ala rivayeti. Safa tepesine çıkmış. Az yüksek bakayım su görür müyüm ben ortalıkta. Orada görememiş. İnmiş aşağı. Koşmuş orada yürümüş. Öbür tepeye çıkmış. Bakmış falan. Ala rivayetin 7 sefer gidip geldiği rivayet ediliyor. Çocuğun yanına gelince oradan su çıktığını görmüş. Oğlu ağlamış, İsmail Aleyhisselam. O ayaklarını yere vurunca, ayağını yere vurduğu yerden su çıkmış tabii. İşte zemzem ve taşmış. Zemzem dur demekti yani, çıkma yukarı gelme, taşma. Zemzem dur deyince öyle kalmış. Ve ondan beri adı zemzemdir ve o gidip gelme, o yeşil direkler arasında koşma da oradan bize gelen bir sünnettir, vecibedir yani. Peki hocam. Müslüman kadınların ve erkeklerin hac ibadetini yetiştirmesi için gerekli ne şartlar gerekiyor? Efendim haccın farz olması için birinci şart kura çıkarsa eğer. Onu başta söyledik yani kura çıkması lazım. Kura çıkmadan olmaz hac. Kura çıktı ki gittik yani neler yapmamız gerekiyor? Tabii şimdi ne yapılması lazım? Kadınlar için mahrem lazım. İmam-ı Azam'a göre bir kadının hacca gidebilmesi için mahrem lazım. Ya bey olacak, ya kardeşi olacak, ya efendim işte amcası olacak, dayısı, halası, birisi olacak yani. Ama diğer mezheplerde kadın cemaatler oluşursa, 3 kişi, 5 kişi yani birbirine yarımlaşacak cemaat halinde oluşurlarsa bu kadınlar da hacca gidebilir diye fetva verilmiştir tabii. Efendim bunun dışında sağlık şart tabii. Erkek için de, kadın için de. Sağlık yoksa ibadet olmaz yani. İstediğin ibadet yapamazsın hele hacda. Sağlık çok önemlidir. Genç yaşta gitmek önemlidir. Yani yaşlanınca hacca gidilmez mi? Gidilir tabii. Gidilir, hacı olur yani ama oradaki çilelere katlanmak için, meşakkate, zorluklara katlanmak için genç olmak elbette iyidir yani. Bunun şartı kadınlarda mahrem lazım, erkeklerde sağlık lazım, maddiyat lazım tabii. Yani hocam şöyle bir şaya var dinimizde. Bunu insanların bilgisi, bilmesi açısından soracağım. Belki sorulmaması gereken bir soru belki ama şimdi bir bayan hiç kimsesi yok ama hacca gitmek istiyor. Tamam. Ne yapması gerekiyor? Birisiyle derler ki birisiyle nikah kıymak gerekiyor. Geçici de olsa. Bu ne derece doğru? Ben tersine cevap vereyim. Geçici nikah caiz değildir İslam'da. Yani bir haftalığına, bir aylığına, iki aylığına muvakkat nikah caiz değil. Bunu bilelim böyle bir defa. Ondan sonra şimdi kadın illa hacca gitmek istiyor ama mahremi yok yanında. Evet. Yani eşi yok, oğlu yok, dayısı yok, kimsesi yok. Bu hacca giderse hacı olur. Yani hacca bir şekilde giderse hacı olur. Ama işte ne derece olur, nasıl olur, dönünce olur diyeceğiz buna. Başka çaremiz yok. Peki
Efendim, şimdi biliyorsunuz haç döneminde kurbanlarımızı kesiyoruz. Evet. Kurban ibadeti, manası ve hükmü nedir? Bunu bir anlatır mısınız? Efendim, hac döneminde kesilen kurbanların adı hediyedir, hediye. Yani Beytullah'a gitmiş adam, orayı görmüş, şükür olsun diye, oraya hediye olsun diye orada kesilen kurban adı hediyedir, hediye kurbanı. Burada kesilen kurban adı udhiyedir, udhiyye. Yani zenginlik, varidatlı adam, var adam. O yani iki çeşit kurban. Udhiyye kurbanı, oradaki hediye kurbanıdır. Şimdi oradaki kurban kesilir. Artık eti orada ne yapıyorlarsa fakir ülkelere dağıtılıyor. İşte İslam Bankası kesiyor kurbanları. Alıyor, götürüyor falan filan. O onlara kaldı, emanet edildi yani. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kurbanınızın başında durun diyor. Yani kesilirken başında olun, illaki durun. Kurban kesildikten sonra iki rekatla namaz kılın diyor. Ha, bu imkanlar dahilinde demek. İmkan olmazsa tabii adam kurban, namazı kılamazsa olmaz mı kurban? Olur. Vekalet yoluyla olur mu? Olur yani. Buna bir şey diyemeyiz. Burada da kesilen kurbanlıklara zenginlik kurbanı. Yani varidatı var adamın, varlığı var. Kurban kesiyor adam. Ona udhiyye deniyor. Bu da bayram günün üçüncü gününe kadar kesilen kurbandır yani. Zengindir adam. Kurbanı keser. Efendim, bunun dışında kurbanın hükmü vaciptir. İmam-ı Azam fıkhında, ekolünde vaciptir. İşte bu vacip şartları yerine getiren bu nisabı, pek nisabı yok onda. Yani kesmeye gücü yeten kes keser kurbanı. Gücü kesiyorsa, kesmeye gücü yetiyorsa, yani cihat gibi birader nisab olması şart gerekmiyor bunda. Gücü yetiyorsa, belirlenen miktarları efendim işte ortak olmaya ya da bir koyun alıp kesmeye gücü yetiyorsa o kurbanı keser yani. Peki hocam, şimdi kurban nasıl vahiy kılındı? Niçin kurban kesiyoruz? Pekala, tabii. Şimdi kurban, Kur'an'da geçiyor mesela. Habil'le Kabil, Adem'in iki oğlu kurban kesiyorlar tabii. Kurban ne ediyor o zaman? Birisi mesela bir koyun kesti, öbürü de buğdaydan, harmandan bir şey getirdi. Onun mesleği oydu. İşte birini ateş yaktı diyor, öbürünü yakmadı falan. Birisi Allah için kurbanı kesmişti. Allah'a tam teslim olmuştu. Yani en güzelini getirerek. En güzelini, niyeti de halis idi. Öbürü de hile yaptı burada yani. O zaman şöyleymiş hani. Bu sene doğan kızı, seneye doğan erkek evlenirmiş kardeşler birbirinden. Fakat birinin alacağı kız biraz çirkin görünmüş yani gözüne. Öbürü güzelmiş. O niye alsın diye hasetlik etti. Ama kurban usul hangisi haklı, haksız olduğunu ortaya çıkarmak için öyle yaptılar yani. Neyse. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Birinden kabul edildi, ötekinden kabul edilmedi. O zaman tabii o doğan kızı aldı. Hak kiminse o aldı. Alınca ne yaptı Kabil? Kardeşini öldürdü. Öldürme yoluna gitti. Öldürdü. İşte Kur'an'da geçiyor kıssası öyle. Ve gömmek için yer aradı. Allah karga gönderdi. Gömmek böyle olur. Kargalar birbirini dövüşe dövüşe geldiler. Öldürdü biri öbürünü. Kuma gömdü. Ha, demek ki böyle yapmam lazım dedi. O da kuma gömdü kardeşini. Kurbanın aslı oraya dayanıyor. Ama bize gelen kurban, yani bizim kestiğimiz kurban, Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan geliyor. Ondan beri geliyor. Oğlu İsmail'i kurban edecekti. Ama Allah'ın hikmeti işte onun yine koç geldi. Koç, ilk defa koç geldi ve koç kurban edildi. Oradan beri kurban gele gel, gele gel, akika kurbanı keserdiler Araplar önceleri. Kurban vacip olunca akika kurbanı da kalktı yürürlükten. Ama kesilse olur. Yeni doğan çocuklara kesiliyor bu kurban. İşte saçları kesilir diyor. Saçların ağırlığında altın verilir. Bir de oğlanlara iki kurban, kıza tek kurban kesilir. Hüküm olarak değil bu yani. Bu nafile olarak keser kitaplarda var bu. Efendim, kurbanın başlangıcı öyledir. Yani Kabil'e kadar dayanıyor. Oradan beri gelmiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam da biraz daha şey olmuş, özelleşmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da gelince İnna a'daynakel kevser. Hoca Efendi okudu Kevser suresinde. Biz sana Kevser'i verdik. Yani cennette havuzdur bu. İslam dinini verdik sana. Kur'an-ı Kerim verdik sana. O Kevser birkaç manaya geliyor tabi. Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Venhar, kurban kes demektir o. Efendim, İmam-ı Azam bunu ümmete vacip olarak yorumlamış. Ekolünde öyle yazmış.
İmam-ı Şafii Hazretleri de kurban vacibi sünnettir diye. O da öyle yazmış. Durum böyle kurbanda. Peki hocam, şimdi kurbanlarımızı kesiyoruz ama kurbanlarımızı eziyet ediyoruz. Çok eziyet ediyoruz. Kurbanları kimler kesmeli? Evet. Dini bütün kişiler mi kesmeli? Şimdi bakıyoruz kasaplar ama gerçekten İslam olduğuna, Müslüman olduğuna inandığımız kişilere kestirmemiz gerekiyor ama nasıl inanacağız? Kimler kesmeli ve kimler kurbanlarımızı nasıl dağıtmalıyız? Evet. Çünkü et için kurban diyoruz. Eti depolarımıza koyuyoruz. Buzdolaplarımıza koyup saklıyoruz. Gelecek yıla kadar kullanıyoruz. Evet. Bu nasıl dağıtılmalı? Kurban nasıl kesilmeli? Kimler kesmeli? Şimdi önce kurbanlık hayvanı diyelim. Kurbanlık hayvanlar. Evet. Büyük baş hayvanlarda 2 yaşını doldurmuş, 3'ten gün almışsa o kurban olur. Erkeğe de hiç fark etmez. Efendim ufak baş hayvanlar, yani koyun keçi cinsinden olursa 1 yaşını doldurup ikisinden gün alması lazım. Ama küçük baş hayvanlar büyümüş, gelişkinse, yani yürüdüğü zaman anasından farksızsa ne yapar o? 6 aylık da onun kurban olur, kurban kesilir. Bu ifadeden sonra, şimdi kurbanı tabi ehil kişinin kesmesi lazım. Bu can almaktır, boğaz kesmektir. Öyle herkesin yapabileceği iş değil bu yani. Sıkıntılı iştir tabi. Bir defa kurbanı kesecek adam Müslüman olacak. O belli, Müslüman olacak. Gayrimüslimin kestiği yenir mi? Yenir tabi. Ama iyi olan Müslüman adamın kesmesi, ondan ziyade ehil olması lazım. Yani hayvanı keserken kaçırmak, efendim zıplatmak, ya biraz kesti, hayvan ayağa kalktı, tekrar yıkaşlar, şu bu. Böyle eziyet çile oluyor hayvana. Onun için ehil olsun, kasap olsun, olmasın. Ehil olacak onu kesen insan. Efendim. Hocam, ağzınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ediyorum. Bizim programımız biliyorsunuz zamanlı. Sizin de zamanınızı aldık. Bayağı bir zamanınızı aldık. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İnsanları ediyorum. İnsanları aydınlatabilsek de ne mutlu bize diyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Cuma'ya doğru izleyenleri, bugünkü programımızı Aptal Gazi Hazretleri Türbesi'nde çektik. Konuğumuz Düzce Büyük Cami İmamı Kasım Aksoy'du. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programlarda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.